Bir kez daha Miktat Hoca ile, doğru söyledim, Miktat Miktat Kadıoğlu ile birlikteyiz. Hocam, böyle küresel ısınmayı, dünyayı konuşmaya devam edelim. Dünyada neler oluyor hocam? İsveç'te orman yangınları, Kanada'da aşırı sıcaktan ölümler, Japonya'da, Yunanistan'da, Atina'da, bize çok yakın bir coğrafyada. Bizde çok acayip şeyler yağmaya başladı. Ben bir dolunun ortasında bulundum İstanbul'da. İnanamadım hani neredeyim diye. Ordu'da dereler, Karadeniz'de çok kötü şeyler oluyor. Siz Karadeniz serin diyorsunuz ama orada da müthiş seller var. Hani Antalya'dan oraya gidelim tatile diye konuşmuştuk bir önceki programımızda. Şimdi biz biraz bu yeni afetleri, ben yeni afetler diyorum. Yeni normallerimiz bunlar. Yeni normallerimiz çok, eğer yeni normallerimiz bu yaşadıklarımızsa çok tehlikeli. Ben sizin bu konuda gerçekten çok önemli bir kariyeriniz olduğunu biliyorum. Kitabınızın ismi de çok güzel. Afet affetmez. Evet, biraz afetleri konuşalım. Herkes diyor ki dikkatli olun. Nasıl olacağız? Deprem olacak, dikkatli olun. Ne yapacağım abi? Nasıl dikkatli olacağım ben? Çok dikkatli şekilde ölebiliriz. Nasıl yani bu yeni normal, bu yeni yağışlar? Mesela yıldırım. Yıldırım, bizim gündemimizde yıldırımlar yoktu. Hortumlar yoktu Türkiye'de, öyle değil mi? Fakat şimdi acayip bir, sadece bu coğrafyadan bahsetmiyorum. Bence bu dünyanın ortak problemi. Şimdi, İsveç'teki itfaiye orman yangınlarını nasıl söndüreceğini bilmiyormuş. Biz demiş hayatımızda ilk defa orman yangını görüyoruz. Galiba %12'si falan da o yangınların kutuplar yanıyor. Neler oluyor dünyada hocam? Hayatta. Gelecekte neler olacak? Eğer 2018'de biz bu afetleri yaşıyorsak 2030'ları sormayayım mı size? Şimdi yani konu çok geniş bir konu. Bu tabii beni de en çok korkutan bu sıcak hava dalgaları. İşte bu sizin bahsettiğiniz işte İsviçre'de, işte Japonya'daki ölümler. Yani işte Türkiye buna hiç hazır değil. Sıcak hava dalgasını biz bilmiyoruz bile. Yani beni de en çok korkutan şeylerden biri odur. 2003 Ağustos ayında Fransa ve çevresinde 35 bin kişi öldü kitlesel olarak. Evet. Bu en korkunç şey ve Türkiye buna sıfır hazırlıklı. Belki Türkiye'de de sıcak havadan ölenler var ama raporlamada belirtildi. Kayıt dışı. Öyle mi? Kalpten öldü diyoruz. Belki sıcaktan öldü. Kök nedene bakmıyor. O kayıtlar öyle. Bir de köye kaçma var. Fransa'yı onu bir açar mısınız? 35 bin kişi öldü 2003 Ağustos ayında. Genellikle sahipsiz insanlar, yaşlılar, çocuklar. Yani bu sıcak hava dalgaları üst katlarda yaşayan, klimasız, yaşlı çocuklar ve obezlerde büyük etkisi oluyor. Yani gelecekte insanoğlunun uğraşacağı en büyük problem büyük sıcaklık mı olacak? Sıcak hava dalgaları olacak. İstanbul gibi böyle betonu fazla, böyle üst katlarda yaşayanlar, bu tür şeylerde çok artış olacak. Şimdi şöyle Birol Bey, bu istatistik kayıtlara baktığımız zaman 1960'lı yıllarla 2000 yılları karşılaştığınız zaman meteorolojik afetlerin sayısı 3 kat artmış durumda. Ekonomik kayıplar 9 kat artmış durumda bu afetlerden dolayı. Sigortacıların kayıpları da 15 kat artmış durumda. Şu anda 10 yılda 300 milyar dolarlık kayıp oluyor. 2030 yılından itibaren her yılda 300 milyarlık dolar kaybı bekleniyor bu afetlerden dolayı. Özellikle seller depremi yakalamış durumda. Yani birçok yerde. Şimdi bu afetler tabii iklim değişikliğiyle beraber artıyor. Aşırı hava olaylarıyla beraber işte. Bunlar da en artanlardan bir tanesi seller, orman yangınları, hayvanlardan insana geçen hastalıklar, işte bu kene gibi. Bunlarda büyük artış var. Bir de kuraklık. Yani bunlar selle kuraklık kardeştir yani. Biri kısa boylu, biri uzun. Yani onun gibi. Neden? Biri az yağışlı, biri çok yağışlı. Bu ikiz kardeş bunlar. Bunlar birbirini takip ederler. Bir yerde kuraklık varsa veya orman yangını olmuşsa beşine gelen yağışın sel olma ihtimali çok yüksek. Toprağın artık suyu tutma yeteneği kayboluyor. Şimdi bu İsviçre'nin işte bu orman yangınları falan bu hava hareketlerinden kaynaklanıyor. Bu kutupla ekvator arasındaki sıcaklık farkı değiştikçe hava hareketleri de değişiyor. Şu anda en çok kutuplar ısınıyor. Ekvatorda ısınma fazla değil. Şimdi kutuplar ısınınca sıcaklık farkı düşüyor. O zaman hava da değişmeye başladı. Biz buna şimdi şey diyoruz, oluk ve sırtlar diyoruz. Yani hava şöyle sırt şeklinde böyle giriş yapar kuzeye. Kuzeydeki soğuk havada böyle oluk şeklinde güneye gelir. Biz bu sene
Genellikle Güneydoğu'da kaldık. Avrupa'nın batısı Sırplarda kaldı. Yani dünyanın hocam şöyle bir dengeye ulaşmaya çalışıyor. Dünyanın şöyle bir hastalığı var. Sıcak hava kuzeye, soğuk hava güneye gelmek ister. Soğuk, sıcak deniz akıntıları kuzeye, soğuk deniz akıntıları güneye. Yani dünya bir ısı dengeye ulaşmaya çalışıyor. Bir denge arayışı var dünyada. Bundan dolayı böyle bir değiş tokuş var yani. Soğuk hava, sıcak hava yukarı aşağı gelir. Biz bu sene oluklarda kaldık. Bu olukların yüzünden de çok aşırı yağışlar aldık. Çünkü oluk ne demek? Yukarıda soğuk hava geliyor. Altı çok sıcak. Bu sıcak hava hemen yükseliyor. Sonra bangır bangır yağışlar. Yani gök gürültüsü, sarnak yağışlar. Bu boran dediğimiz. İşte bizim genellikle eskiden pilotlar buna oraj diyorlar Fransızca. Bu gök gürültülü fırtınalar olan bu şeyler yaklaşık bu bulut 500 metreden başlıyor, 12 kilometreye çıkıyor böyle kule şeklinde. Yani böyle yatak değil, dik. Hmm. O yüzden böyle bakıyorsun, caddenin buraya yağıyor, buraya yağmıyor yani. Böyle evet, şeyde. Fokus. Fokus yapıyor. O tabanı dar olduğu için ve çok içinde tabii iri dolu taneleri olabiliyor. Çünkü kule ne kadar bulut büyükse, içinde dönen hava hareketleri var bulutun. Bu dolu tanesini alıyor. 0 derecenin altına indiriyor, üstüne eriyor, tekrar çıkarıyor 0 derecenin üzerine, eksi 40 derecenin üzerine indiriyor, çıkartıyor. Dolaştırıyor, dolaştırıyor. Artık o kadar büyük oluyor ki bu dolu düşüyor, taşıyamıyor hava bunu. Siz dolu tanesini alıp böyle kesip baksanız içinde soğan katmanları gibi kat kat görürsünüz onu. Her katman dolunun ne kadar dolaştığını gösterir bulut içinde. Şimdi dolu donan yağmur değil yani, öyle acayip şeyler de var Türkiye'de. Bir de basının özellikle dolu yağıyor yerde böyle bembeyaz, kar yağdı diyor tabii. 30 derecede kar yağar mı? Yani tabii. Şimdi bu dolu yağışları problem. Bunun yanında tabii aşırı yağmur var. Bu boranlar, aşırı yağmur da beraber. Bunlar hep kardeş, beraber geliyor ailece. Aşırı yağış, dolu, yıldırım, hortum. Şimdi biz bu konularda fazla bilgili değiliz. Ben bu kitabı o yüzden yazdım. Peki bir şey soracağım. Hava olayları öngörülebilir mi? Hava sürpriz yapar mı? Havanın her zaman sürpriz yapma hakkı var yani. Mesela özellikle turizmde. Mesela bir yere giderken siz oraya iklimine bakarsınız. Aa, burası sıcak, kurak falan diye. Ama gittiğiniz zaman havayla karşılaşırsınız. Havayla iklim böyle falan. Havanın her zaman sürpriz yapma hakkı var. Ama bu gök gürültü fırtınaları tahmin edebiliyoruz bölgesel olarak. Ama bana noktayı soruyor adam, bizim balkona yağacak mı diyor. Ya şurada kır düğünü yapacakmış burada. Hatta beni düğüne çağırıyor, hocam gel diyorlar, yağarsa beraber ıslanalım falan gibi. Şimdi bu tabii zor çünkü bu yani ufak hocam, olduğu siz için. Siz burada yazmışsınız kitabınızda. Birey bu konuda bir şey yapabilir mi? Ya, ben bunu ne bireye göre yazdık çünkü devletten umudumuzu kestik. Bizi dinlemiyor, biz bireye göre. Evet, bizim programımızda yani, bireye yapılan bir program. Vatandaş ne yapacak bu felaketlere şimdi, karşı kere, ben ne yapabilirim mesela hocam, ki? Özellikle havayla ilgili olaraktan meteorolojinin web sitesine gireceksiniz, radara bakacaksınız. Amerika'da bu çok yaygındır. Ayşe teyze Amerika'da meteoroloji okur yazarlığı diye bir şey olması lazım. Meteoroloji okur yazarlığı, evet, bu biraz da o var. Evet. Bu kitap önce depremle başlıyor. Depremle havanın ilişkisi var mı, gezegenler falan. Çünkü böyle çok kent efsaneleri var. Onları bir kere elemeye çalış. Biz 100 yılda bir olan depreme çok fazla kafa yoruyoruz. Hocam en büyük afet. Her an olabilecek, atıyorum yangın mesela. Akut şeylere bek kafayı takmıyoruz. Evet. Kronik şeylere çarpıyoruz. Şimdi deprem hocam yılda ortalama 1500 kişi öldürüyor. Türkiye'nin en büyük afeti sigara. 100 bin kişi öldürüyor. Ama aradaki fark şu. Biri toptancı, biri parakende. Benim etki yapmıyor yani öteki. Gözükmüyor bir tanesi bu. Şimdi ama bu yıldırım olayları, bu dolu olayları. Kimi millet dolu da ne kadar arabasını sevdiğimi de anladık. Araba aşkı. Evet, süper ya hocam. Araba almadan önce, arabada aldıktan sonra. Adam araba almadan önce havalı hiç ilgisi yok. Araba aldıktan sonra amatör meteorolog oldu. Oluyor millet. Her iki kafası mal havada. Canın yongası hocam. Ya hocam bu arabada neymiş? Hayır, canında tehlike atıyor. Evet. Tam gök gürültülü yağmur yağıyor, dolu yağacak diye gidiyor arabasının üstünü örtmeye çalışıyor. O anda yıldırım da ölebilir yani kesin. Şimdi bu da böyle şey. Yani size bakınca ben şey aklıma geliyor. Kusura bakmayın, size saç yok, bende de biraz yavaş oluyor. Yıldırım anında dışarıda saçlar yükselir. Böyle yukarı doğru. Ben avantajlı grupta mıyım, dezavantajlı? Dezavantaj. Onu fark öyle etmen mi? Çok zor senin şimdi. Açık arazide statik elektrik yükseldiği zaman saçlar yükseliyor böyle. Şimdi böyle eskiden kalemi böyle sürerdik ya, küçük küçük kağıtlar kaleme yapışırdı. Aynı onun gibi statik elektrik hiçbir olduğu zaman. Hiçbir avantajlı. Avantajı bilmiyorum tabii, hani şey maden olan yerde ot bitmezler. peki ben ne yapacağım yıldırıma karşı? Hocam gök gürültünü duydun mu dışarı çıkmayacaksın. Gök gürültüsü alarm sana veriyor. Peki silen. Arabadaysam yolculuk araba problem değil. Arabada kalabilirsin. Öyle ama mi? Mesela arabadayken giderken
arabanın üzerine bir elektrik fili düştü. Canlı böyle cır 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 böyle zıplıyor. O zaman arabadan çıkarken iki ayağını atlayarak çıkman gerekiyor. Evet, bir belgesel izledim, hem de dün öyle akşam mi? İzledim bu konuda. Evet, tek ayağını yere, tek ayağını arabada olursa o zaman şey oluyor, topraklama oluyor. Rahmetli oluyor. Sonra nasıl yürüyeceğim? O zaman problem yok. Araba elektrikten uzaklaştığı zaman. Ama yıldırımda şöyle bir problem var. Mesela hayvanları görüyorsunuz. Mesela 100 tane koyun ölmüş. 10 tane inek gibi böyle çok duyuyoruz. Bunlar böyle yatıyor ama hiç işaret yok bunlar. İz yok yani. Şimdi ne yanmışlar ne bir iz var. Bunlar genellikle kalpleri duruyor. Mesela yıldırım vurdu mu şu uzak bir yere. Islak zemin ya, yayılıyor zeminde. Sen orada uzakta ağaçların altında başka yerde dört ayak üzerinde duruyorsun. İnsan da aynı şekilde. Ayaklar arasında elektrik farkından dolayı kalpleri duruyor bunları. Buna step potansiyeli deniyor. Sonra da köylü birbirine kavga ediyor. Benim ineklerimi niye zehirledin diyor. Geçen hafta senin tarlana girmişti. Bu hafta yağmuru bir fırsat bildin. Çok cahillik var yani. Meteoroloji okur yazarlığı çok düşük. Tamam. Gök gürlediği zaman dışarı çıkmayacağız. Arabadaysak arabadan da dışarı çıkmayacağız. Arabaya bir elektrik teli, bir direk devrilirse arabada inerken iki ayağımızla zıplayarak. Aynen öyle. Aynı anda inecek iki ayak. Öyle pratik şey, evet. Başka pratik, birkaç dakikamız var. Yani birkaç pratik. Doluda şimdi çok büyük problem yaşıyoruz. Doluda ne abi? Doluda kendini insan çaresiz de hissediyor. Ben arabadaydım. Yani, tamam. Dolu yağdı. Ama gidip de bir alt geçim köprünün altında durmayacaksın. Durursan öyle mi? Trafiği tehlikeye atıyorsun. İkincisi, hortum da olursa aynı anda köprünün altına daha fazla etkiliyor. Hortum nasıl gelecek köprünün altına? Gelip geçerken oradan hortumlar köprü altlarında daha fazla etkili oluyor. Sıkışıyor orada hava. Hortuma karşı çaresiziz hocam. Ama en azından da hortumu arkana alıp da selfie çekme yani. bir de bunlar var yani, adam bilmiyor hortumu, orada görüyor filan ediyor. Yıldırımda da öyle mesela, adam saçı yükseliyor. Diyor, bak saçına ne olmuş, senin ne olmuş, fotoğraf çekiyorlar. Hortum bizim ülkemizde çok yaygın değildi. Nereden çıktı bu hortumlar? Denizden geliyor daha çok bize. Denizden gelip karaya vuruyor. Karaya vurduğu yerlerde. Şimdi tabii eskiden deniz kıyıları o kadar açık değildi yerleşime. Şimdi daha fazla maruz kalıyoruz. Yani bizim şimdi dağlar, Anadolu'daki dağlar hortum oluşmasını biraz engelliyor. Çok organize olamıyorlar. Ama denizler dümdüz ve sıcak nemli olduğu zaman oradan geliyor ve kıyıya. Kıyılar da eskisi kadar boş değil artık. Daha fazla maruz kalıyoruz yani. Bir insan yaşadığı yerin sel riski altında olduğunu önceden bilebilir mi? İşte Amerika'da olsan bilirsin. Gidersin belediyeye, benim evim şurası de dersin. O sana söyler. 100 yıllık bir yağmurda senin evin orada su seviyesi şu kadar olacak der sana. Rakam verir. Su basman seviyesini de ona göre yaparsın. Bizde şimdi evler dereler, dere kıyılarında, dere yataklarında sıfır giriş yapılıyor. Mesela İhlamur Kasrı var Beşiktaş'ta. Padişahın o ayda 3 kere, yılda 3 kere geldiği yer, bir kat yukarıdan giriş. Yandaki o akıllı telefonlu bilgisayarlı mühendisler sıfır giriş yapıyor. Su basman seviyesi falan, su seviyesi diye hiçbir şey aklına gelmiyor. Sizin çok güzel bir tweetiniz vardı ya. Bu Ankara'daki Hoşdere. Ankara'nın her taraf dere ama aynı zamanda da çok da yapılaşma var. Şimdi hocam bu televizyonda siz, televizyoncu diyeyim sizi de. Şimdi televizyonda spiker de şöyle diyor. Sevgili seyirciler diyor. Beykoz'dan geçen diyor dere taşarak sele neden oldu diyor. Şimdi ben Karadeniz'deyim ya, bana ters geliyor. Allah Allah diyorum. Dere mi Beykoz'dan geçti? Kim taştı? Taşan kim? Peki hocam, vaktimizin yine sonuna geldik ama sizi bırakmayız. Çünkü sorularımı daha soramadım. Mesela ben sorularımı sorayım, bir sonraki programda konuşalım. Tamam. Bu bütün her şey, iklim değişikliği ya da iklim neyse o krizi, bütün bunlar, küresel ısınma, insanın göç etmesine yol açacak mı? Gelecek. Çünkü bizim derdimiz gelecek. Yani önümüzdeki yıllarda insanlar iklim olaylarından dolayı yer değiştirmek zorunda kalacak mı? Bunu bir sonraki programda tartışmayı çok isterim. Tekrar teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar efendim.